Ben Yaşar İmamoğlu, Irak Türkmen Cephesi'nin kurucularındanım. Aynı zamanda Irak Milli Türkmen Partisi ve Türkmen Evi Vakfı'nın kurucularındanım. Türkmen davasının bir emekdarıyım. Hayatımı Türkmen davası uğrunda feda yaptım ve çalışmalarımda da sürekli haksızlığa doğru Türkmenlerin Irak'ta iyi yaşamaları için, insanca yaşamaları için mücadelemizi verdik. Bugün de Türkiye'de de yaşamaktayım ben. Türkiye'de de seçim sathına girdiği için buradaki bize düşen görevlerimiz ana vatanda hakkımızı ve doğru gördüğümüz şeyleri beyan etmektir. Ve bu durumda da Türkiye bugünlerde seçim sathına girdiği için ve bilhassa da altılı ittifakla beraber girdikleri için Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 13. Cumhurbaşkanlığı adayında biz ümitliyiz. Çok ümitliyiz. Çünkü kendisinde görüyoruz devlet şahsiyetini, kendisinde görüyoruz devletin anlayışını anlayan, Atatürk'ün ilkelerine bağlı olan, Atatürk'ün partisini temsil ettiği için daha ümitliyiz. Ve yanındaki arkadaşlarıyla bu işe beraberce hareket ettikleri için bilhassa Meral Akşener hanımefendi ve Ahmet Davutoğlu beyefendi eski başbakan olarak ve Demirel'den sonra Irak Türklerini ve Kerkük'ü ziyaret eden tek yetkili olarak Türkmen davasını anlayışlarından dolayı biz bu konuda biraz ümitliyiz. Ümitimiz de şudur. İnşallah bu iktidara geldikleri zaman Türkmenlerin tanınan hakları, anayasal haklarını ve Atatürk'ün bize tanıdığı hakları inşallah daha fazlasını bizlere gösterecekler. Tabii ki bizim buradaki isteklerimiz şudur. Son günlerde yanlış bir algı yaratıldı. Bizim Irak Türkmenleri arasında ve Suriye Türkmenleri arasında sanki oradan gelen arkadaşlarımızı bu Araplarla gelen sığınmacı Araplardan barbar aynı iş görülmesini gösterdiler. Halbuki öyle bir şey yoktur. Geçen gün Oda TV'de Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın 13. Cumhurbaşkanı adayımız konuşmalarında da o konunun teminatını verdi. Zaten bu anayasal bir haktır. Bize tanınmıştır. Biz Osmanlı'nın bakiyesi olarak ve mütarekede kalan Türkmenler olarak Irak Türkleri ve Suriye Türkleri onun için Türkiye kanunlarına da göre bize anayasal bir hak tanınmıştı. Ve nitekim ben senelerce Irak Türklerinin derneğinde yöneticilik yaptım. Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevinde bulundum. 1980'lerden beri biz Irak'tan gelen arkadaşlarımıza ve oradan gelen hemşerilerimize Türk asıllı olarak İçişleri Bakanlığı'nda olan bir kanun. Tabii Atatürk zamanında Türk asıllara tanınan hakları ona dayanarak biz gelen hemşerilerimize Türk asıllı belge vererek ve bu arkadaşlarımızın Türkiye'de rahatça o yaşamalarına da her zaman Türkiye Devleti imkan sağlamış ve durumunu sağlamıştır. Onun için bu algıları, yanlış algıları bizim bir taraf etmemiz için bugün bu konuşmayı zaruret gördüm. Milletimize, halkımıza bu gerçeği tanıtmak için. Müsterih olsun bizim hemşerilerimiz, bizim arkadaşlarımız. Bu iktidar gerçekleştirdiği zaman elbette ki bizlerin haklarını, anayasal haklarımızı, bize verilen haklar, dış Türkler haklarını bunlar korunacaktır. Belki daha fazlası olacaktır ve biz de daha fazlasını istiyoruz. Elbette ki biz Irak Türkleri olarak bu görevi de üstlenebiliriz. Irak'taki durumun eğer iyi olduğu takdirde, sağlıklı bir barış içinde yaşandığı takdirde Irak'la Türkiye'nin arasında bir köprü, barış köprüsü, kardeşlik köprüsünü teşkil ederiz. Irak'ı bilhassa Sayın Başkan'ın konuşmalarını dinledikten sonra, projelerini dinledikten sonra ki projesi bizi çok ilgilendirdi, dış Türkler ilgilendiriyor. Birisi Orta Doğu'da, İran'da ve Irak'ta ve Suriye'deki barışın sağlanması ve bir masada toplanmaları. Eğer bu sağlanırsa, Irak'taki barış sağlanırsa, Suriye'deki barış sağlanırsa bu bölgeye istikrar gelecektir. İstikrar gelmek demek bizim oradaki hemşerilerimizin buraya göç etmesini ve buraya gelmesine de önleyecek bir engel olacaktır. Irak'ta istikrar olduğu takdirde ne olur? Ekonomi gelişir ve ekonomiyi de Türkiye ile beraber güzel bir ekonomi köprüsü devam eder ve inşallah da biz de bu konularda mümkün mertebede yardımcı olacağız. Teşekkür ederim.